Tonguç Kampüs sayısal kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Samet Hoca'nız. Dersimiz geometri. Konumuz trigonometri bir. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar yüzdük yüzdük artık kuyruğuna geldik. Ne yaptık arkadaşım? Trigonometri tek konu. Trigonometri ama sağlam konu. Sınavda banko 3'ü var. 4-5'e kadar yolu da var arkadaşım. Biz hemen takvimimize bakalım. Sonra dersimize geçelim. Bugün günlerden 9 Mart çarşamba Trigonometri 1 ile birlikteyiz. Hafta sonunda Trigonometri 2. Neden bir haftaya iki Trigonometri koyduk? Bir önceki hafta ve son haftaya niye Geometri koymadık? Çünkü arkadaşım ilk konu ilk konudan sorumuz yok çok fazla. Sadece Trigonometrinin giriş kısmı ve Trigonometri de güzel sorular var. İkisini bir video yapsak gereksiz uzun olur. Tek video yapmadık. iki video yaptık. Ama soru çözümünü tekte de yapacağız. Dedik ve geçtik. Arkadaşlar sonrasında zaten cumartesi günleri 3-4'ler geliyor. Ve 3 haftada Allah'ın izniyle bitiriyoruz. Peki nasıl bitiriyoruz? Ona söylemeden önce arkadaşlar trigonometri fasikülümüzden de yapacağımız konuları şimdi size söyleyeceğim. Trigonometri fasikülünden de neleri yapman gerektiğini hemen söyleyeyim. Birincisi trigonometriyi neden 4 kısma ayırdık? Çünkü tekte çekilecek kadar kısa değil, İkide çekilecek kadar kısa değil. Tam 4 videoda çok güzel ayrılıyor. Nasıl? Girişi var, çok güzel bir gelişmesi var. Pardon çok güzel bir gelişmesi var. Sonrasında da arkadaşım sonuç kısmına da yavaş yavaş geliyor. Ve burada arkadaşlar e, ilk kısımda yönlü açılar, açı ölçü birimleri, esas ölçü ve birim çemberi göreceğiz. Siz de lütfen fasiküllerinizden ödevinizi yapmayı unutmayın. Trigonometri fasikülümüz biliyorsunuz ayrı. Lütfen hemen öğren bitsin. Hashtag ile hemen öğrenip bitiriyoruz. Peki trigonometride neler göreceğiz? Hatırlarsanız 11'den belki hatırlarsınız. Yönlü açılar vardı. Açı değil yönlü pozitif negatif. Açı ölçü birimleri radyan derece. Esas ölçü küçüklük iyice küçülteceğiz açımızı. Birim çember yarıçapı bir olan çemberdi. Sonra trigonometri 2'de de sinüs kosinüs tanjant kotanjantın ne olduğunu... Bunların grafiklerini özellikle birim çember üzerinde ne anlama geldiğini göstereceğiz. Çünkü sınavda Geçen sene de dahil olmak üzere son 5 senedir neredeyse bunun anlamını soruyorlar ve sonrasında da kosinüs teoremi, sinüs teoremi bu sene de kosinüs teoremi sınavda çıkmıştı. Trigonometrik fonksiyonları, grafikleri de göstereceğiz. Ters trigonometrik fonksiyonlarla da 3. kısımda bitireceğiz ve 12. sınıf dersine geliyoruz arkadaşlar. 12. sınıfta da toplam fark formülleri ve de iki kat, yarım açı formülleri ya da iki kat açı formülleri diyorlar arkadaşlar ve de trigonometrik denklemlerle genel bir denklemde sinüs kosinüs varsa ne yapmam gerektiğini söyleyeceğim. Bunların hepsi dört video. Bir tane çarşamba, üç tane cumartesi, dört tane de soru çözümü var biliyorsunuz. Pardon üç tane de soru çözümü olacak. Hiç merak etmeyin çok iyi bir şekilde öğreneceğiz dediğim. Artık geçtim arkadaşım. Trigonometri nasıl dörde ayırdık? Hangi dört parça bunları aklımızda olsun. Açı neydi açı? İlk önce bir onu hatırlayalım. Açımız başlangıç noktaları aynı olan iki tane ışın. Bir noktadan sonsuza kadar giden. Burada gördüğünüz gibi ışınlar var. Nedir arkadaşım orada? Bu ışınların birleşim noktasına ben ne diyorum? Açı diyordum. Açı diyordum ve açıda da arkadaşlar gösterimi üç farklı şekildeydi. İster BOA açının ölçüsü diyorduk ya da AOB açısı diyorduk ya da tam bunların ikisinin birleştiği noktadaki harf O O açısı diyorduk ve böyle de bir şapka koyuyorduk. Açı M koyarsak da ölçü ortaya çıkıyordu. Arkadaşlar açının ismini ben bu şekilde gösteriyordum. Yalnız Bizim şimdiki konumuz yönlü açılar. Tamam, açıyı bilmem lazım. Peki yönlü açı ne demek? Başlangıç noktaları aynı olan iki ışından biri başlangıç kenarı, diğeri de bitiş kenarı olarak adlandırıldığında, alındığında oluşan açıya yönlü açı diyoruz. Mesela burada BO başlangıçsa, OA bitişse arkadaşım, o zaman bakın buradan buraya doğru yönlü ya da AO başlangıçsa OB o zaman bitişse o zaman yönüm de bu tarafa doğru olmuş oluyor. İşte biz bu açıya da yönlü açı demiş olacağız arkadaşım. Peki tam olarak söyleyelim ne demektir? Pozitif yönlü açı saatin dönme yönünü tersi. Hayda pozitif olan şey ters. Heh, saat nasıl dönüyor arkadaşım? Hemen saati söyleyelim. Gördüğün gibi soldan sağa doğru yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarı doğru böyle böyle soldan sağa doğru gidiyor. O zaman pozitif yön bizim için neresi? Hop tersi. Saat yönünün tersi istikamet bizim için pozitif yön. Peki gördüğün gibi biraz önce söylediğim gibi AO başlangıç, OB bitişse o zaman bizim ne oluyor? Sağdan sola doğru olan pozitif yönü. Biraz önce belki de yanlış söyledim. Saat yönüne taraf soldan sağa doğru. Peki pozitif yönüne taraf sağdan sola doğru gidişlerde ne olacak arkadaşım? Pozitif olacak. İşte bakın açı ölçü bilimi üç şekilde gösteriyordu. Açının gösterimi üç şekildeydi. Ama yönlü açılar bir şekilde gösterilir. O da ne? A, O, B başlangıç ve bitiş olarak gösterilir. Sen de bunu anlarsın ki burada yönlü açıdan bahsediyor diye trigonometride anlarsın ve bunun da pozitif yönlü olduğunu, sağdan sola doğru gittiğini söylersin. Negatifte tam tersi saat yönünde açılar. Saat yönünde olan açılara da negatif yönlü açılar diyoruz. Ve de bunda da başlangıcım soldaki arkadaş olacak. Bitişim de sağdaki arkadaş olacak arkadaşım. Gördüğün gibi. Burada da söylersek nasıl söyleyecek? B, O, yani yukarıdan aşağı doğru giden açımızda negatif yönlü açı olacak. B, dedik. Bunların önemi ne? Bunların önemi şu arkadaşım. Senin şimdi bir tane birim çember üzerinde sen işlem yapacaksın. Sinüs kosinüse bakacaksın. Sana adam diyecek ki 70 derece. Bak 70 derece derse bu pozitiftir. Pozitifse sen şuraya bakıyorsun 70 derece diye. Yani şu nokta senin için önemli. Ama adam sana gelir de eksi 70 derse sen diyeceksin ki eksi demek negatif demek. Negatif demek negatif, demek negatif yönlü demek. Negatif yönlü demek o zaman saat yönünde giden 70 derece diyeceksin. Bakın ikisi de 70 derece. Ama birisi saat yönünün tersinde eksi 70 olmuş oluyor. Pardon saat yönünde eksi 70 birisi de saat yönünün tersinde artı 70 olmuş olacak. İşte birim çemberde bunu nasıl bildiğin nasıl gördüğün önemli. Hatta birim çemberimizde biraz daha yakışıklı yapalım. Şöyle bir kaş göz şöyle de bir bıyık çizelim olsun bitsin. Gördün mü arkadaşım İşte bu kadar. Olay bu pozitif yön negatif yön neye göreymiş birim çemberdeki uygulamalarımızda yardımcı olacağı için bu şekildeymiş dedik. Şimdi bu kısım bitti. Pozitif yön, negatif yön ne işe yarayacak onu söyledik. Açı ölçü birimleri önemli. Bir derece arkadaşım. Dereceyi zaten malumunuz biliyoruz. Bir tam çember yayının hatırlarsanız çemberde de söylemiştik. 360 eş parçaya bölünmesinden elde edilen eş yayların birini gören merkez açı. Bakın burada derece dediğimiz şey böyle bir çemberin merkezindeki birim açı. Yani şuradaki ne yapıyor arkadaşım? 360'a bölündüğünde bir parçasını gören açıya ben bir derece diyorum. Nereye? Merkez açıya. Merkez açıya bir derece diyorum. Ve derecede de arkadaşım işaretinde biliyorsun ki yuvarlak olduğunu göstermiştik. Burada çok hızlı geçeceğim. Çok hızlı geçeceğim. Bir örnek vereceğim. Hatta ve hatta hafta sonunda çözmeyeceğim bile. Çünkü bununla ilgili çok fazla soru gelmiyor. Hatta hiç gelmiyor ama bazen kitaplarda lazım oluyor. Bir derece 60 dakikadır ve dakikanın göstergesi çentiktir. Bir dakika bir çentik yani ne olacak? İki çentik 60 tane iki çentik. Yani 60 saniyedir. Zaten normal hayatta da öyle değil mi? Saniye, dakika. Sonrasında da saat var ama burada saat değil derece var arkadaşım. Dereceyi unutma. O zaman ben anlıyorum ki bir derece 360 sa 3600 saniyedir arkadaşım. 3600 saniyeyi de anlamış oldum. Bir daha söylüyorum. Bir çentik dakika, 2 çentik saniye ve hatırlarsanız yarışmacılar mesela veyahut da bançlarda ee, ...özellikle böyle saniye, saniyelerin lazım olduğu yerlerde... ...zaten nasıl gösterilir? bir dakika üzerinde bir çentik, saniyede iki çentikle gösterilir. Bununla ilgili toplama çıkarma işlemleri oluyor. Ben ne yapacağım şimdi? İki açının toplamını yapacağım. Çıkartımını yapmayacağım arkadaşım. 37 derece, 42 dakika, 29 saniye... ...kimle toplanacak? 12 derece, 17 dakika, 37 dereceyle toplanacak. Ve arkadaşım bizim hani... 27 ile 14'ü topladığında 7 artı 4 11 elde var 1 diyoruz ya. Niye onluk sistem çünkü 11 ise 10 artı 1'den dolayı bir onluk elimde var diyorduk. Bu sefer de amacımız 60'lık yapmaya bakıyoruz. 37 ile 29'u toplarsam ne olur? 66 olur. 66 olursa bu bana 0.6 saniye ve 60 saniye olarak gelir. 60 saniye ne? 1 dakika. 1 dakikaysa 42 artı 17 59 nedir arkadaşım? 59 dakikadır. Bir tane daha koyarsam 60 dakika yani 0 0 dakika bir derece eder. Bakın 1 dereceyi de alırsam 37 artı 12'den dolayı 49 bir taneyi daha alırsam 50 derece olmuş olacak. Çıkarma yaparsam ne olacak? Bakın 29'dan 37 çıkarma çıkmaz. Komşuya gidip bir onluk alıyorduk. O onluk sistem olduğu için. Şimdiki sistemimiz ne? 60'lık. O zaman bir 60 alacağız. 89'dan 37'yi çıkartacağız. Aklında olsun arkadaşım dedim ve bunu da bitirmiş oldum. Peki radyan ne? Bak çok dikkat şimdi. Radyan ne? Birim çemberde yarıçap uzunluğuna eşit uzunluktaki yayı gören merkez açının ölçüsüne radyan denir. Bak şimdi bu sefer radyan neymiş? Bakın burada bir merkez var. Bu yarıçapım R. Böyle burada bir R kadar yer gördüğünde biz buna ne diyoruz? Radyan diyoruz. Biraz önce bir dakik bir dereceydi. Bir derece olarak gösteriyordum. Bu sefer de bir radyan olarak gösteriyorum. Nasıl yani? Burada gördüğün yay R kadarsa işte bu R kadarlık açıyı gördüğü yere biz ne diyoruz? Açı ölçü bilimlerinden radyan diyoruz. Peki bir çemberin çevresi 2 pi değil mi? Ben size hatırlarsanız çarpıyı tane olarak okuyun demiştim. O zaman kaç tane r var burada? 2 pi tane r var. O zaman bir çemberin tamamı nedir? 360'ı gören, biraz önce 360 dereceydi ya. Burada 360'ı gören o zaman 2 pi ölçü birimidir. 2 pi radyan ölçü birimidir. Demek ki 360 ile 2 pi birbirinin aynısı. O zaman demek ki ben derece ile radyan arasında bir karşılaştırma yapmak istiyorsam derece bölü 360 radyan bölü 2 pi yapacağım arkadaşım. Derece bölü 360 radyan bölü 2 pi yapacağım. Bu kaba formül temiz formülümle 2 ile sadeleştirirsem derece bölü 180 radyan bölü pi olacak. Bu arada artık kafanda pi'yi de 180 derece olarak da eşleyebilirsin. Ama şu anlık öyle bilme. Bak 240'ı soruyor bana. Formül neydi? 240 bölü 180 derece. Çünkü niye dedim? Niye dedim? Çünkü kabasıydı bu. Sadesi daha güzel. Radyan bölü pi yapıyorum. Hemen burada ikisini de 60'a böldüğümde burası 4 burası 3. O zaman ne oluyor bakın? Pi'yi de karşıya salladım. Ne geldi? 4 pi bölü 3 radyan gelmiş oldu. Radyanım ne oldu? 4 pi bölü 3 oldu arkadaşım. Geçtim. Ve derece radyan dönüşümünde arkadaşlar bizim bilmemiz bir şey bilmem, bilmemiz gereken bir şey var. Bir türlü dilim dönmedi. O da şu dedim ya artık aklında sen pi'yi 180 diye kodla. O zaman sana bir pratiklik gelsin benden. Pi'nin senin 180 aklında şunu kodla pi bölü 2 90'dır arkadaşım. Aklında şunu kodla pi bölü 3 180 bölü 3'ten 60'tır. Pi bölü 4'ün 45'tir. Yani 180 4 tane 45'liktir unutma. Ve de arkadaşım 180 bölü da ne olacak? 30 derecedir. O zaman 30 derecede nedir? Pi bölü 6'dır. Neden bunları böyle söyledim? Adam sana diyor ki 7 pi bölü 6. Ya arkadaşım pi bölü 6 sen 30 derece olarak kodlamadın mı? Pi bölü 6 30'dur. Bitti. Gidip de 2 saat biraz önceki gibi D'ler R'ler yapmıyorsun. 7 kere 30 210 dereceyi patlattın bitti geldim buraya 3 pi bölü 4 bak pi bölü 4 180 bölü 4 45 3 45'lik hop 135 derece unutma bu arada 45'likleri de aklımızdayken söyleyelim 45 derece 90 derece 135 derece 3 45'lik 4 45'likte de 180 derece hatta 5 45'liği de yazayım 225 derecede 5 45'liktir onu da aklımızdayken söyleyeyim. Peki pi bölü 3. Pi bölü 3 neydi? 60'tı. 60 kere 2. Hop 120 derece oldu. Pi bölü 2 de pi bölü 3 pardon. Pi bölü 3 neydi? 60'tı. 2 pi o zaman 120 dedik. 3 pi bölü 2 90'dı. 3 kere 90'da 270 dereceydi. Bunu da halletmiş oldum. Peki şimdi hocam buralar kolaydı. 240'ı nasıl yazacağım ben? 240'ı şöyle düşün. 8 kere 30 mu? Bakın 4 kere 60 da yapabilirsin ama sadeleşme gerekir. 8 bölü 30 mu? 30. Bakın şimdi. 8 çarpı 30 mu? İkisi de olur. İster 60'lı söyle, ister 30'lu söyle. Bakın ben 30'luyu seçtim. 8 tane 30 aklıma geldi ya pi bölü 6 diye. 8 tane pi bölü 6'dır. Hocam sadeleşme var. Süpersin o zaman. Ne oldu? 4 pi bölü 3 oldu. Zaten biraz önceki örneğimizde vardı. Bakın bakın burada radyanlar, D'ler, R'ler yapıyordu. Gerek yok. Hemen 60 olduğunu biliyorsun ya pi bölü 3'ün. Oradan yapıştırabilirsin 4 pi bölü 3 diye. Mesela 225 ne bu? 45 çarpı yani pi bölü 4 çarpı biraz önce söylemiştik. 5 45'likti. O zaman bu nedir? 5 pi bölü 4'tür. Devam ediyorum. Bu nedir? 30 çarpı 11 360, 330'dur. O zaman 11 tane 30. Yani pi bölü 6 mıdır? 11 tane pi bölü 6. Yani 30 kere 11 330. O zaman bu da 11 pi bölü 6'dır. 450'ye baktığımda bu da 90 çarpı 5'tir. O zaman 5 çarpı pi bölü 2'den o zaman ne diyorum? 5 pi bölü 2'dir diyorum. 540 nedir? 180'i 3'te çarparsın. O zaman 180'de zaten pi'di. 3 pi diye yazmış oldum. Bunu da bitirmiş oldum. Arkadaşlar bu pratiklikler çok önemli. Aklımızda kalsın. Şimdi geldik esas ölçüye. Esas ölçü ne? Bazen adam bize 360 dereceden ya da 2 pi'den daha büyük açılar verecek. Bir tane beta açısı olacak. Bu 360 dereceden büyük bir açı olsun ya da 2 pi'den büyük bir açı olsun. Unutmayalım bunlar ne yapacak? Yani 360 dediğim şey tam bir tur atacak ve de yine aynı yere gelecek belki de. Mesela burası 30 derece ise adam bir tam tur attı 360 bir de 30 gitti 390 oldu. Ne yapmış? 360 artı 30 Tam tur artı 30. Onun esas ölçüsü 30 işte. Yani burada bizim kaç tur attığımız önemli değil. Turlardan sonra nereye geldiğimiz önemli. O zaman biz de diyoruz ki beta'yı ben 360'lara bölür bölen şeklinde yazacağım. Benim için önemli olan kalandır. Bu kalanda dikkat edelim. 0'a eşit olabilir. 360'a eşit olmaz. 0'a eşit olacak. 360 olduğunda da yine 0'dır o sıfır eşit olacak olabilir daha doğrusu. 360 arasında bulursam bir sıkıntı yok. Bulamazsam demek ki bir kere daha bölünüyordur. Aklında olsun. Geldim radyana. Radyan cinsinde de 2 pi'ler şeklinde yazacağım. Kalanım benim. Kalanım. 0 Sıfırla 2 pi arasındaysa hiçbir sıkıntı yok. Ama daha fazlaysa yine 2 pi şeklinde yazacağım. Beta'nın esas ölçüsü nedir? Alfadır. Beta'nın esas ölçüsü nedir? ...alfadır arkadaşım. Aklında olsun. Geldim buraya. Burada da arkadaşım ne yapmamız gerekiyor? Pratik yolumuz var yine her zaman gibi. Tonguç Kampüs'teysen... ...pratiklikler bitmez arkadaşım. Samet Hoca ileysen pratiklikler alayı... ...gideceğiz yani. Hatta hatırlarsan zaten... ...çemberin analitiğinde neler yapmıştık neler. Yani cık, gerçekten de müthiş... ...efsane bir çember analitiği yapmıştık. Geçen seneki yorumlar müthişti. İnşallah bu senede yararlı olmuştur. 360 derecede ve 2P'de tekrar ettiğine göre... O zaman sen benim açımda sıfırla 2 pi ya da 360 arasında olması gerektiğine göre o zaman sen şunları iyi bil. 360, 720, 1080, 1140, 5 tane 360, 1800, 6 tanesi 2160'tır arkadaşım. Bunları iyi bil. Neden? Adam sana böyle gaydırı guppak bir sayı verirse yani 1360'ın katlarından bakın bu adamı sen düşün. Bu adam 1080'e mi yakın? 1440'a mı? 1800'e mi? Bir daha 360'a bölmeyle ilgilenme. 360'ın katlarını iyi bil olay bitsin. 1800'e yakın o zaman 1800 artı 120'den dolayı yani 5 tur 60, 120'ye gelmiş. Mesela 1170 1170'i düşünüyorum arkadaşım. Kime yakın? 1080'e yakın. E, o zaman o da 90 derecedir. İşte bu kadar. 890 kime yakın? 720'ye yakın. O zaman 720'yi çıkartırım. 2 tam tur atmış 170'e gelmiş. Burası kaç tur atmıştı? 3 tam tur atmış 90'a gelmiş. Burası da gördüğün gibi 5 tam tur atmış 120'ye gelmiş dediğim. Peki 780 ve 1390'lık eksiler olursa eksi olursa amaç artıya getirmek yine buradan tablodan artıya çıkartan adamı ekleyeceğim. Kim beni çıkartıyor? 720 beni çıkartamıyor. 1080 çıkartıyor. O zaman buraya artı 1080 yapıyorsun. Taraf tarafa topluyorsun. Toplayınca ne oluyor? Gördüğün gibi senin açın hop 360'a fırlıyor. İstiyorsan 720 ekle. Eksi 60'ı bul. Eksi 60'a 360 a eklersen 300 derecedir. Peki eksi 1390 nedir? 1390, 1440 ile nereye gelir? Kıvama gelir. O da ne olacak arkadaşım? 50 derece olmuş olacak. Biliyorsunuz ki biri eksi biri artıysa aslında bir, e, artı taraftan ekstra tarafı şey daha doğrusu çıkartma yaparsın aralarında. Çıkartma yaptığında sayısal olarak kim büyükse onun işaretini koyarsın. 1440 1390 eksi 1390 tabii ki de çıkarma yapacağım. Çıkarttığımda 50 kalıyor ama hangisi 50 olacak? 1440 artı olduğu için 50 derece artı 50 derece olmuş olacak. İşte bu da diğer bir pratiklikti. Bu da yine aklında olsun arkadaşım. Evet geldim son konuma ve ödüllü sorum var burada. Birim çember adı üzerinde ben birim diyor adam. Her şeyiyle her haliyle bir olduğunu söylüyor. Ne demek istiyor hocam? Analitik düzlemde merkezi başlangıç noktası olan yarı çap uzunluğu bir birim olan bakın merkezin burası. Yarı çapımda bir birim tabii ki de buraya geçersem eksi birim aşağıya gidersem eksi birim diğer yerlerde ben birim diyor adam. Birim çember yani. Devam ediyorum. Bazıları diyecek ki çok iğrenç espriydi. Bilmiyorum ağzımdan öyle çıkıyor yani. İğrenç espri olarak değil de yani. Birim çember yarıçapları çapları bir. Buralarda ben birim buralarda eksi birim diyor. Geçtim. Şimdi bakın merkezde orijinde. Biz bunu çemberin anetini hatırlıyor muyuz? Buna ne diyorduk biz? Merkezil çember diyorduk. Merkezil. Merkezil neydi? Merkezi orijinde olandı. Onun yarıçapı istediği kadar olurdu. X, e, X kare artı y kare eşittir. R kareydi. Böyle bazı şeyleri bağdaştırdım da aklımızda kalsın. Dedim. Geçtim. Şimdi ne diyor? Analitik düzlemde merkezi başlangıç noktası olan ve yarı çap uzunluğu bir birim olan çembere birim çember denir. Bunu söyledik. Ve bana diyor ki 0 derece pi bölü 3 150 derece 4 pi bölü 3 ve de arkadaşım 315 derecenin yaylarının bitim noktalarını birim çemberde gösteriniz diyor. Bakın 0 neresidir sıfır? 0 burasıdır. Zaten sıfırda bir yere gitmiyorsun. O zaman çember üzerinde sen buradasın. Bunu neden söylüyorum? Bak bu nokta sıfıra sıfır noktasıdır. İşte senin birim çemberde kestiğin nokta çok önemli. Çünkü geri gelecek biz buna kosinüs biz buna sinüs diyeceğiz. Bir dahaki derste yani cumartesi gün. Devam ediyorum. Bak bana pi bölü 3 diyor. 180 bölü 3'ten 60 olduğunu biliyorum. 60 derecede ben şuraya gelir. Burasının 60 olduğunu bilirsin. Ve bitim noktalarını birim çemberde gösterin diyor. Gösterdiğimde benim karşıma şöyle bir şey çıkacak arkadaşım. Birim ya yarıçapı çapı 1, 30'un karşısı 1 bölü 2, 60'ın karşısı kök 3 bölü 2 olacak. O zaman demek ki yatayın böyle dikeyin böyle olmuş olacak. Devam ediyorum. 150 dereceye geldim. 150 derece. 150 derecede de ben bu sefer neredeyim? Buradayım arkadaşım. Nasıl yani hocam? 90'dan geçtin. Şuraya 60'a geldin. Hatta ve hatta burası da 30'dur. Bunu buradan çektiğinde göreceksin ki bak burada bir dik üçgen vardır. Bunun yarıçapı 1'dir ve karşısı 1/2'dir. bölü 2'dir. Komşusu da kök 3/2'dir. Yalnız burada bir sıkıntı var. Gördüğün gibi x'ler de O zaman 150 derece bana ne oldu? Beni ikinci bölgeye attı ve ikinci bölgede de x'imi eksi y'imi artı yaptı. Bu arada bir daha söylüyorum. Bakın 30 y'si 1 bölü 2 ne oluyor? X'i de köküş bölü 2 oluyor. Devam edelim son olarak. Son olarak da şuna baktığımda olayı bitiriyorum hemen. 4 pi bölü 3. 4 pi bölü 3 ne demek? Burası 64 ile çarparsan 240 eder. Artık bunları da size bırakıyorum. 240 ise 180 artı 60 edecek. Yani buraya geliyorsun. Buraya geldiğinde de hemen şuranın 60 derece. Buranın 1 bölü 2 olduğunu. Buranın da köküş bölü 2 olduğunu. Yani ya da bulduk artık yazalım. İkisi de eksi olacağı için eksi 1 bölü 2'ye eksi kök 3 bölü 2 olmuş olacak. Üçüncü bölgede ikisi, ikisi de eksidir. Bunların hepsini söyleyeceğiz zaten. Devam edelim. 315'e bakalım son olarak da. 315 tam ortalar yardırır. Eksi 45 ile aynıdır. Bakın eksi 45 ile aynıdır. O zaman burası 45 derecedir. E burası ne oldu? 45 derece 45 45. Burası 1 olduğuna göre buralarda kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2 olacak. Birim çemberde kestiğim noktalarda X'im artı kök 2 bölü 2 y de eksi eksi kök 2 bölü 2 olmuş olacak ve birim çemberde de bunları gösterdim. Neden önemliydi? Çünkü kesinlikle ve kesinlikle neden önemliydi? Birim çemberde bizim sinüs kosinüsümüzün tanjant kotanjantımızı bilmem için nerede kestiğini bilmem gerekiyordu. Arkadaşlar bugünkü dersimizi bitirdik. 20 dakika civarında ne yapmış olduk? Bir girişi anlatmış olduk. Bayağı ayrıntılı anlattım. Pratiklikler, cinlikler gösterdim sizin için faydalı olacağını düşünüyorum ve inşallah şu kağıdı kaldırırsam şeyi de göstereceğim ödülü soruyu işte karşında ödülü soru ödülü soruyu sana bıraktım lütfen cevaplarını yoruma bırakmayı unutma like butonunu kırmayı unutma eleştiri ya da önerini de her türlü bekliyorum arkadaşım yorumlara kendine iyi bak bir dahaki derste görüşürüz